Hepinize selamlar, sevgiler. Meraklı kalabalık geldiniz mi? Evet, video paylaştım. Önce siz mi geldiniz? Ay, hoş geldiniz. Sizi şöyle bir kenara alalım. Sizin burada işiniz yok, sizin burada yeriniz yok. Size göre bir yer değil. Herkes kendi denginin oraya gitsin. Herkes kendi seviyesindeki insanları anlasın. Değilse sizin burada işiniz yok. Güle güle. Evet. Gönül dostları, canlar, ciğerler, her şeyler. İyi ki varsınız. İyi ki siz geldiniz. İyi ki. İyi ki, iyi ki, iyi ki yani. Benim gönlüm güzel insanlara açık. Kalbim, evim, mutfağım iyilere, iyi kalplere açık. Kıskançlara, fesatlara açık değil yani. Yok. Yok öyle yani. Ne yapıyoruz? Evet, geçelim bu kısmına. Bugün menümde ne var? İzmir köfte. Evet. Yapacağım köftenin İzmir'e ne kadar alakası var bilmiyorum ama umarım yapabilirim. Böyle biraz kıymam var. Ne kadar da kıymam? 400 gram kıymam var. Şöyle koyalım. Kıymam da güzel. Çok orta yağlı. Çok böyle vıcık vıcık yağlı değil. Burada da dünden çorbam yemeklerim ısınıyor. Köftem için soğanlarımı rendeleyeceğim küçük kısımda. Açılışı şok oldunuz değil mi? İnsanlar aklına bazen neler geliyor. Soğanın içi de şöyle çıktı. Hani çürük değil ama. Yeni soğanlar ya. Tıyır tıyır tıyır. Aa. Soğanımızı ilave ettik. Sarımsak. Evet. İzmirliler yoruma desinler ki sevgiler, o en güzel İzmir köfteyi sen yaptın desinler. Nasıl ağladı? Gözlerim şey de diyebiliriz. Ah sevgiler, olmadı, yapamadım da diyebilirsiniz. Her şeyi açıyor. Ben böyle yapıyorum derim. Ben böyle yapıyorum. Maydanozla doğrayacağım ama önce baharatlarını atacağım. Tuz. Tuz, tuz, tuz. Kara minnacık kekik atayım. Sırf var kendim için atıyorum kekik. Karabiberi. Pul biberi. Yumurta koyacağım. Ekmekle de yapabilirsiniz ama ben galeta unundan yapıyorum. Biliyorsunuz. Modernleştim ben. Anneannem bayat ekmekleri kurutuyordu. Öyle yapıyordu hatırlıyorum. Anneannem modernleştim ben. Ay. Gözümün yanması geçti ya, elimi kesmeyeyim diye sırf maydanozunu beklettim şu anda. O sırada köftenin şöyle biraz büyük soğan kaçmış. Köfteyi şöyle bir kenara alalım. Evet, en pratik şekilde kedi dilinden, Vim'den, kedi dilinden. Daha önceden pasta falan yapmıştım ama bu sefer ekler yapacağım. Evet, kedi dilinden ekler. Onun için hemen şu çikolata sosunu yapıp soğuması gerekiyor ya. Çikolata
çikolata sosunu yapalım. Hazır çikolata sosu kullanacağım. Ne diyormuş? 2,5 diyorsa ben 2 su bardağı koyacağım. Çünkü ben koyu olsun istiyorum. Ben kendi sütlerimi yoğurda çevirdiğim için hazır süt aldım. Bir ve iki. İki tarif bir arada tek video. İki tarif bir arada tek video. Ne güzel cümle. Ocağımızın altını açıyoruz. Hazır çikolata sosumuzu pişiriyoruz. Ben en son kedi dilinden böyle rulo pasta yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Vallahi bu sene de çocukların doğum günü, yaş pastalarını kendim yapmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşım geçen gün çocuklara ödül olsun diye, sınavlardan iyi almışlar diye, hani moral motivasyon olsun diye yaş pasta almış. Günay, Sevilay diyor, şu kadarcık pasta 450 lira verdi diyor. Doğum günü olsa diyor, az günü alsam 500-600 lira. Valla ben yaparım evde kendim. Kedi dilinden de yaparım, hazır kekten de yaparım. Öyle diyor mu? Gider alırım. Öyle yani. Çikolata sosumuz pişsin. Bu arada gözlerim kendine gelmeden köfteye giremedim yani. Soğan baya baya yaktım. Fena fena yaktı böyle. Rüya. Rüya. Bunu anca Rüya yer. Rüya. Gel makarna çikolatası vereyim sana. Al. Güzel mi? Güzel mi? Öyle bakınca şaşırdım. Makarna salatasını Rüya ile ben çok seviyorum da. Böyle. Hayal şeyci. Böyle daha çok salçalı soslu makarnacı falan. Rüya böyle. Sosum hazırlanırken ben de süt ayarlayayım. Kedi dillerini ıslatmak için. Etler için çikolata sosumu yaptım. Soğumaya bıraktım. Muzlu puding yaptım. Biraz koyu yaptım. Onu da soğumaya bıraktım. Köftemin maydanozunu doğradım. Sodası ve galeta unu ilave edeceğim. Aa şeyi çöpe mi atmışım? Aa yok. Şu puding kullandım. 3,5 su bardak diyor. Ben 2,5 koydum koyu olsun diye. Hemen şimdi kendimi göstereceğim. Geldim. Şimdi ne yapıyorum? Sodamı koyuyorum. Yine ben sodayla yapacağım köftemi. Hemen galeta unumu koyuyorum. Vakit hani çok videom uzun olup sıkmasın diye çikolata sosu ve pudingi pişirirken çok çekmedim. Galeta unumu yine ilave ediyorum. Çektire çektire. Kabuğunu da
dar oldu gibi biraz ama olsun. Bu ara şeylere sardım diyorum ya. Yemek programları, MasterChef. Hep MasterChef zaten hep yıllardır hep izliyordum ama böyle akşamlar açıyorum. Bakıyorum. Geçen de hep full köfte yaptılar. Islama köfte, o köfte, bu köfte hepsini dedim. Ben de bir İzmir köfte yapayım. Hatta bakınca hepsi hemen hemen aynı işte. Şuraya kase çıkarmıştım elime ıslamak için. Görünüyor mu? Bakalım. Telefonum düştü. Aklım çıktı ama. Çok korktum. Videoda kapanmadı. Çok şükür bir şey olmadı. O korku bana yedi. Dur daha yeni telefon gelir gelmez. Tövbe bismillah. Sağına sonuna bakmadım ama bir şey yok. Güm diye aklım çıktı. Ses oldu burada. Ay korktum. Bu videoyu izlerken siz de korkacaksınız. Şaşıracaksınız ne olduk diye. Bir bomba patlamış gibi oldu burada. Lavabonun içine düşünce. Köftelerimi aynı boyutta yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü zaten elimin ayarı belli yani. Kendi elimin içine göre yaptığım için. Tombik tombik ellerim var. Ellerim annemin eline benziyor. Öyle tombik tombik. Buna da nazar. Nazar yani. Kötü gözler yiyor anacığım. Yiyor, yiyor. Yiyor. Evet bak ne güzel muzlu pudingim donmaya başlamış. Koyu istiyorum zaten içine sıkacağım için. Köftelerimi yapayım. Hemen onlara geçeceğim. Acaba kimlerin menüsünde köfte var bu akşam merak ediyorum. Köfte yapanlar parmak almıştı. Böyle patatesli köfte daha iyi yeniyor ya böyle fırın yemeği. Daha bereketli oluyor. Ama bizimkiler ekmek arası yemeği de seviyorlar. Mesela normal bu köfteyi yapayım. Patates olmadan da böyle ekmeğin arasına koyalım. Onu da seviyorlar. Ay günler ne kadar kısaldı. Hemen böyle hava kararıyor yani. Öyle işte. Ben köftelerimi böyle yapmaya devam edeyim. Yine birazdan görüşürüz. Bu sefer dikkat ediyorum kameraya. Patates
patateslerimi kızartmaya geçtim. Patateslerim zaten çok kızartmıyorum. Bu kadar kızarma yeterli. Patates çok güzel koktu. Elma dilim patateslerim. Çok güzel kondisyonu gösteriyoruz zaten. Şeye girecek. Patateslerim çok güzel dinlendi. Şu telefon düştüğünde yalnızca elim oldu bu köfte. Olsun. Şöyle bir tek sallıyorum. Bu köftelerin hepsini tek seferde pişirmek istiyorum. Soslarım da bayağı soğudu. İşlem görecek kadar. Sadece salçalı sos yapacağım. Salçalı sosumu da çiğden değil pişireceğim. Köftelerim böyle kendini toplayana kadar kızarsınlar. Ocağın altını şöyle açayım. Şöyle sos tavası. Biber salçası alacaktım, unuttum ya. Aklıma geldi şimdi. Biber salçası çok güzel yakışır şimdi. Şöyle bir kaşık. Kaşığımın tersiyle salçamı açaraktan. Tamam, çizilmiyor, merak etmeyin. Böyle sosumu ayarladım. Sosuma hiçbir şey koymadım daha. Dayanamadım yine. Sebze de koyacağım. Dayanamadım yine. Böyle sosuyu da yapacaktım ama sizler de böyle gerçi şimdi internetten de baktım, yalan söyleyemem. Havuç, sebze koyan da olmuş. Lazım. Böyle kızartacağım.
köftelerden sonra dışlarını soyuyorum. Köftelere bakıyorum. Her şey kontrolüm altında. Biberler de nasıl güzel ya böyle. Köftelerimi artık alacağım. Şöyle alayım da sonra ben güzel güzel dizerim onları. Kavuşları ve biberleri kızarıyor. Sosu pişiyor yemeğimin. Evet, oldu. Bu arada telefonumu da kontrol ettim. Hiçbir tarafımda hiçbir şey yok. Çok şükür. Renklendiriyoruz. Bakalım İzmirliler bana ne yorum yazacak, çok merak ediyorum. Meral abla. Sosumu pişirdim. Sosuma şimdi baharat ilave ediyorum. Oo, bu tam sıkmalık kıvama gelmiş. Aynen. Evet. Tuz, kekik koyacağım ben sadece. Tuz. Kekik neredesin? Sosumuz da pişti. Şöyle gezdirerek üzerine. Efsane köftelerim. Hemen bunu fırına atıyorum. Nasıl atıyorum? Tabii ki yağlı kağıt üzerine kapatacağım. Heyecanlı bir şekilde eklere geçmek istiyorum şu anda. Ama her aşamasında bir aşama daha çıkarıyorum kendime. Şef olmak bunu gerektirir. Kendimden bir şeyler katmam lazım tabağıma. İmza olması gerekiyor. Yağlı kağıdım. Ya bana geçen de yağlı kağıt hakkında ablalar şey yaptı. Sevilay o işlem görmemiş tarafı bir şey. Kullanıyorum ama ya böyle ne bileyim. Sevmiyorum. Bunu kullanacağım.
Doğalmış, organikmiş. Hemen bunu tarama göre kesiyorum. Acıktın mı oğlum? Haha videodayım. Ha ısıtıyorum yağlı kağıdı. Kenarlarını toparlayıp fırına atıyorum. Yarım saat pişecek. 170-180 dakikada efendim. Yarın öyle bir uyuyacağım ki. Öyle öyle dediysen yarın sabah 7'de ayaktayız. Ama çok yoruldum bu hafta ya. Valla sen öyle dediysen ne zaman öyle dediysen yapıyorum. Ya bir tarafın ağrıyarak uyandık biz. Ya da kulağım. Ya kulağın ya karnın ya bir şeyin. Ya gözüm ya ağzımda. Kendi biliyor bak. Bir insanın kendini bilmesine kadar güzel bir şey. Ya da belki şey olacak. Sebepsiz yere çıkartacağım midemdekileri. Sebepsiz yere. Zaten yaşamıyor bunlar. Evet, doğru. Attık fırınımıza. Hemen etrafı toparlıyorum. Köftelerim pişerken ben de eklerlerimi yapmaya geldim. Kedilerimi ıslatıyorum. Şekerli olan kısmı üste gelecek şekilde. Mesafede bırakıyorum yanlarına. Alması falan kolay olsun diye. Normalde şekerli sütle ıslatıyorlar ama ben çok şeker baymasın diye. Zaten üzerinde de şekeri var kendinin. Şuraya bir tane daha sar. Evet. Sütümüzü kenara alıyoruz. Muzlu pudingimizi. Sıkma torbası olanlar sıkma torbasına, olmayanlar benim gibi buzdolabı poşetine şu şekilde sıkıyoruz. Görünüyor mu? Evet, gayet de güzel görünüyor. İlk başlardakinde biraz şu üst taraflarına gelmedi, onları düzelteceğim şimdi. Geliyor zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar sütle ıslıyoruz. Yapıştırıyoruz. Her tarafına geldi. Bastırıyoruz ya. Görüldüğünden emin olmak istiyorum. Evet.
Göktuğ bir kapı kilitliyor, sanki sınır kapısı. Biraz sütünü tam içeri çekmesi için biraz beklemesi gerekiyor. Onları da başka kaplara koyacağım. Şöyle sumo şöyle yakından göstermek istiyorum. Kremalar arada kaldı, gördünüz. Ben bunlara devam ederim. Çubuklu sosumuz halinde. Tam sos. Yakından gösteriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Görünüyor mu? Evet. Olay bu. Operasyonumuzun sonuna geliyoruz. Heyecan yaptım. Rüya. Bak ben ne yaptım. Ne bu? Peki, hayal. Hayal söyledikten sonra. Söylesin mi, söylemesin mi? Söylemesin. Neyi? Aklıma geliyor ama dilimin ucuna tam. Ney? Peki. Son. Şunu dökene kadar bildim. Bilmeden hayale soracağım. Hayal, sen biliyor musun bunu? Biliyorum. Söyle. Ekler. Ya gördün mü? Dilimin ucundaydı ya. Bilemedin. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Evet. Satsak valla. Biz de kermesik gibi götürelim değil mi? Evet. Deselerdi bana, ben de yapardım. Bugün ciğer yapacaktık. Köfte yaptım ben. Köfte mi? Hı. Güzel. O da güzel. Ciğer hiç modum yok. Eklerlerimi böyle hazırladım. Tabii ki komşum, canım arkadaşıma da yaptım böyle. Birkaç tane daha var. Onu da tabaklara yapacağım. Şöyle göstereyim. Böyle yumuşacık oldu. Fırından yemeğim çıktı. Duman üzerinde İzmir köfte. İzmirlilerin buna yorumunu çok merak ediyorum. Eklerlerim. Bu akşam bunlar. Şurada azıcık bir tavuklu pilav kaldı. Bilmiyorum, yanına da birer tabak bundan yesek yeter. Rabbim çok versin inşallah. Sen ne yapıyorsun? İç harcın son hali. Bakalım burada da bir şeyler var. Burada da. Sürpriz. Ben geldim. İnşirak, görünmüyorsun sen bu ara. Nerelerdesin? Özlüyoruz seni. Okuldayım. Nasıl gidiyor okulun, anlat, dön. Ha, göreyim ama güzel yüzünü göremiyorum ki. Nasıl gidiyor okul? İyi gidiyor. Bak bunda Türk bayrağı var. Böyle yere koymayın, tamam mı? Bir dakika, şu ne? Ne? Göktuğ'un onlar. Göktuğ'un oyun kartları. Siz ne yapıyorsunuz kızlar? Baka seçiyordum. Ha, iyi, tamam. Bir tane eve götüreceğim. Götür. Okul nasıl gidiyor, onu anlat. İyi. Çok güzel değil mi? Bugün okulda ne yaptınız? Ama arkadaşlarım çok abarttı. Neyi abarttı? Çok yaramazlar. Yaramazlığı abartıyorlar değil mi ya bazı çocuklar? Bir tane Yiğit var, o çok huysuz. Değil mi? Dua et ona uslulaşsın, tamam mı? Görüşürüz. O Yiğit'in de kardeş hala hastanede. Her gün hastanede. Hiç çıkmıyor. Ay Allah şifa versin. Amin. Yiğit'in kardeşi hastaymış. Bakalım burada ne olur. Burada bir maç var. Kapıları şey gibi açıyorum ben. Güm güm diye açıyorum. Bize bir kapanış ver beyefendiciğim. Evet.
Annen ne yemek yaptı bugün anlat. Annem köfte yaptı, kedi dili yaptı. Tatlı oldu. Kedi dili değil oğlum, ekler yaptı annen. Ekler. Ekler yaptı. Evet. Kapanış yapayım. Yap. Kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza abone ol. Bir tatil moduyla şöyle gür. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Ben gider. Nereye? Hadi üzerindeki bir şeyle Almanya'ya selam gönder. Bize Almanya'dan izleyenlere, Aynur ablaya, Arzu ablaya, ismini unuttuklarımız herkese de. Aynur ablaya, Arzu ablaya ve birçok Almanya'dakilere selam olsun. Hoşça kalın. Görüşürüz.